yakışıklı kızlar ve erkekler birbirlerini ön yargıyla değerlendirdikleri için oradan sorun çıkıyor. Ön yargı olması bir şey olmaz. Yani mutlaka kibir yapacak, mutlaka gurur yapacak, mutlaka mahcup edecek diye çekiniyorlar. Yani böyle kötü şakalar yapacak, hafife alacak, saygı duymayacak, değer vermeyecek. Onu zeka oyunlarıyla köşeye sıkıştıracak. Yani bir şekilde küçük düşürecek diye korkuyorlar genç kızlar. O yüzden onlar ön yargılı ve gardlı oluyorlar. Gençler de o zaman onlara karşı ön yargılı ve gardlı oluyorlar. Bu tip bir uslup genellikle savaş modunda geçiyor o zaman. Yani sevgisiz, saygısız, kim kimi daha çok küçük düşürecek, kim kimi daha çok mahcup edecek, kim kimi alt edecek gibi oluyor. Bu çok korkunç tabii. Bunun ortadan kaldırılması için iki tarafında Allah'ta ittifak etmesi lazım. İki tarafında Allah'ı en derin aşkla sevmesi lazım. Anayasada, Kur'an'da ittifak oldun mu bu tip bir bela olmaz. Ama anayasası olmayan bir insandan sen ne konuşacaksın? Her şey yapabilir. Ne zaman, nerede vuracağı belli olmaz. Mesela genç kız ona çok samimi davranır. Onun konuşmalarını açık olarak değerlendirip ona karşı kozlara kullanabilir. Mesela onun candan uslubunu onun aleyhine kullanabilir. O zaman tabii genç kızlar da az konuşup çok dinlemek istiyor. Karşı taraf da az konuşup çok dinlemek istiyor. Çünkü az konuşmasından gaye karşı tarafa koz vermek istemiyor. İki taraf da birbirine koz vermek istemiyor. İki taraf da koz kazanmak istiyor. Korkunç bu. Bu çok korkunç. Ya bunlar nasıl dostluk olsun ya? Ya düşmanca bu hareket. O zaman tabii müthiş bir gerginlik oluyor ve samimi olamıyorlar. Halbuki bir genç kıza yaklaşan bir delikanlı, onun haysiyetine, şerefine, namusuna, dinine, imanına, mukaddesatına, sağlığına, sıhhatine, iyiliğine, güzelliğine ve can güvenliğine kefil olarak ortaya çıkması lazım. Kefaletle ortaya çıkması lazım. Ve bütün gücüne onu korumaya azimli olması lazım. Öbür türlü olursa dehşet verici olur. Genç kızlar fizik olarak naif oluyorlar. Savunması oluyor. Bak çocukları yerde orada burada vuruyorlar, öldürüyorlar. Dövüyorlar, sövüyorlar, tehdit ediyorlar. Tabii ki onlar temkinli olmak mecburiyetindeler. Delikanlıların onlara imani garanti vermesi lazım. Ve bunu hayatıyla göstermesi lazım. Egoist, bencil bir insandan bir genç kız tabii ki korkar, çekinir. Ne yapacağı belli olur mu? Onun şakası olur mu? Yani o kendi çıkar için onu rahatça harcayabilir. O yüzden onu şaşkınlıkla karşılamak yanlış olur. Anayasada, Kur'an'da ittifak, Allah sevgisine, Allah korkusuna ittifak gerekir. O zaman hiçbir sorun olmaz. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Kızlardaki ve erkeklerdeki kibrin kırılma yöntemini anlatır mısınız? Yakışıklım işte kibrin nedeni korunma içgüdüsü, kendini koruma içgüdüsü oluyor. Yoksa genç kızlar çok mütevazı, masumdurlar, sevgiden çok hoşlanırlar, dostluktan, muhabbetten, korunup kollanmaktan çok memnun olurlar. Mazlum varlıklardır kadına ve çok sabırlı, naif varlıklardır, kadına çok üstündür, çok asil varlıklardır. Dolayısıyla anayasada ittifak, Kur'an'da ittifak. Anayasa derken tabii devlet anayasası değil, ahlak anayasası bu, sevgi anayasası. Yani Allah'ın anayasası. Onda ittifak gerekir. Devletin anayasası ayrı ona. Tabii ki her mümin tabi olmakla mükelleftir. Evet, dinliyorum.